Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi geceler ve iyi hafta sonları diliyorum herkese. Evet sevgili arkadaşlar, şu an cumartesi sabahına bağlayan 05.30'lara yaklaşan bir saat dilimi içerisindeyiz. Ve son 2-3 günlük itibarla sizlerin yönetmiş olduğunuz sorular ve yorumlarınızı incelemek kaydıyla yoğun olarak sorduğunuz ve yoğun olarak olmasa bile enteresan bulduğum sorularınızdan bazılarını derlemek kaydıyla sizlere vermiş olduğum söz ve taahhüt gereği sorularınıza canlı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağım. Değerli dostlarım, sizler bana belli soruları yönelttiniz. Benim şahsi düşünce ve görüşlerimi öğrenmek istediniz. Ben de sizlerin bu sorularınıza hem nezaketen hem de bu çalışmayı devam ettiriyor olan bir kişi sıfatıyla sorumluluğum gereği yanıt vermem gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle şahsi düşünce ve görüşlerim sizlerin beğeninize uymayabilir, sizlerin kulağınıza hoş gelmeyebilir. Ancak ben sormuş olduğunuz sorularınıza tamamen şahsen ne düşündüğümü, ne hissettiğimi, hangi kavram ve mantalite işi içerisinde olduğumu aktarmaya çalışacağım. Lütfen sorularınıza benim gösterdiğim saygı kadar sizlere vermiş olduğum yanıtlara da aynı saygıyı göstermenizi istirham ediyorum. Değerli dostlar, çoklukla ve sıklıkla olmakta olmuş olduğum bir soru ki seçimlere kadar dolar TL ne olur? Sevgili arkadaşlar, seçimlere kadar dolar TL'nin ne olabileceği konusunda çok farklı yorumlar yapılıyor ve de yapılmakta. Ben bu analiz videomda sizlere çok net ve keskin yanıtlar vereceğim. Şahsi düşüncelerime itibaren yanıtlar vereceğim. Grafiklere, şunlara, bunlara asla yer vermeyeceğim. Ne hissediyorsam onu söyleyeceğim. Hissettiğim şu değerli dostlar. Ben seçimlere kadar dolar TL'den çok fazla bir şey olmaz diyorum. Niçin olmaz diyorum arkadaşlar? Dolar TL'nin 2019 tarihine kadar Mart 2019 tarihine kadar ulaşabileceği seviyenin 5.80 ötesine geçebileceğine çok fazla ihtimal vermiyorum. Neden vermiyorum? Sebebini de arz edeyim. Sizler bu sebebe itibat edersiniz veya etmezsiniz. O ayrı bir konu tabii ki. Benim 2019 Mart sonu itibariyle yaşanacak veya yaşayacağımız seçimler itibariyle dolar TL'nin 5.80'ci ötesine gidemeyeceğine dair düşüncemin temelinde Merkez Bankası ve özellikle hükümetin bu husustaki baskıları sebebiyle zayıf bir dolar seyriyle seçimlere girmek çok TL'nin güçsüz olduğu, garip pozisyonlar yaşadığı bir ortamda seçime gitmenin kendileri için bir dezavantaj oluşturabileceğinin bilinci içerisinde olması nedeniyle 5.80'i aşmaması için de elinden gelen tüm gayret ve çabayı gösteren bir eğilimle konuşlandırılmış, görevlendirilmiş bir Merkez Bankası tarzının söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Zira 5.30'lara yaklaşırken Merkez Bankası'nın dolar biop konu ortamında short pozisyon açtığına ve 5.30'un da üzerine çıktığımız anlarda bu husustaki silahını mermileriyle daha da fazla doldurma çabasını gösteren bir Merkez Bankası eğilimine tanık oluyor isek eğer, bu tablo da gösteriyor ki seçimlere yaklaşma döneminde dolar TL'nin yükselmesi istenmiyor. Bu hususta Merkez Bankası elinden gelen tüm imkan ve çabaları göstermek eğilimini gösterecektir. Bu gayreti ön planda tutacaktır ve bu açıdan çok olağanüstü bir stratejik, jeopolitik veya konjüktürel bir neden olmamak şartıyla, örneğin bir savaş, örneğin ABD ile Çin arasındaki çok ama çok muazzam bir anlaşmazlık veya ABD-Türkiye arasında S-400'ler gibi veya farklı farklı konulara ilişkin olarak oluşabilecek olan çok yüksek ses tonlu bir restleşme olmamak şartıyla normal koşul ve şartlar altında dolar TL'nin seçimlere kadar
5.70-5.80 bölgesinin ötesine gitmesini beklemiyorum arkadaşlar. Nokta. Gelelim arkadaşlar bir sonraki sorunuza. Evet. Seçimlerden sonra dolar ne olur? Arkadaşlar seçimlerden sonra dolar, TL her şey olabilir. Evet, her şey olabilir arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Bugüne kadar IMF ile anlaşma yapmayacağız. IMF ile görüşmemiz asla ve asla söz konusu bile değildir. IMF adı dahi anılmayacak olan bir kurumdur, kuruluştur şeklinde. Çok sert söylemler duyuyoruz ve duymaktayız. Ama bir diğer yandan da seçim sürecine kadar gizlenmekte olan, örtbas edilmekte olan ekonomik sorunlarımız, ödemek durumunda olduğumuz dış borçlarımız ve dış borçlarımızı çevirmek noktasında ötelemeye çalıştığımız çabalar. Şunlar bunlar arkadaşlar. Bunların ayrıntılarına girmiyorum. Girmek de istemiyorum. Girecek olsam o kadar ama o kadar büyük sorunlar ve problemler var ki. Ama bir görmüş olduğum gerçek şu. Ekonomi anlatıldığı kadar şeffaf değil. Ekonomik tablo, görüntü ve anlatıldığı kadar güzel değil. Ve bu durum dahilinde seçimlerden sonra bu Merkez Bankası, bu hazine veya bu siyasi iktidar içinde bulunduğumuz veya seçimlere kadar yaşanacak veya açılacak olan delikleri kapatmak adına ekstra ve kaynakları nereden bulacak sorusuna hiçbir yanıt bulamıyorum. Ne kadar iyimser olursam olayım hiçbir yanıt bulamıyorum değerli dostlar. Yani bu açılan gedikler, yapılan bu afaki harcamalar, bu olağanüstü giderler nasıl kompanse edilecek? Bu açıkları nasıl gidereceğiz? Hangi vergi artışlarıyla, hangi XX destelere koyacağımız ekstra vergiler bu açıklarımızı giderecek? Gidermeyecek arkadaşlar. Benzine zam da yapsak, ona buna şuna ekstra vergiler de getirsek, direkt veya dolaylı vergiler ile bu açılacak olan tasarruf veya nasıl tabir ederseniz ediniz lütfen yapılacak olan bu ekstra harcamaları bir şekilde gidermek, bir şekilde bu harcamaları engelleyebilmek veya bu açıkları çözebilmek, kapatabilmek adına ekstra çözümler üretebileceğimize inanmıyorum. Dolayısıyla seçimlerden sonra ekonomik düzenimiz veyahut da tablomuzda herhangi bir düzelme eğiliminin olmasına ihtimal vermediğim ve de hepsinden önemlisi veremediğim için maalesef ve maalesef disiplinden, kamu disiplininden, ekonomik disiplinden her ne şekilde olursa olsun düne kadar uygulayacağımıza dair uluslararası platformlara taahhütler vermiş olduğumuz bir takım sınırlarımıza kadar hiçbirisini gerçekleştirmek ve hiçbirisinde başarılı olmak adına bir sonuca ulaşamayacağımız düşüncesiyle maalesef ki ben ekonomik istikrarın uygulayacağımıza ve sadık kalacağımıza dair taahhütler vermiş olduğumuz YEP planı denilen ekonomik istikrar programımıza uyumlu bir şekilde hareket edemememizin sebebiyle uluslararası piyasalarda güven kaybedeceğimiz ve de dolar TL'nin seçimler sonrasında yükseliş eğilimini biraz daha artırabileceği kanaatindeyim. Net ve kesin görüşüm budur. Seçimlerden sonra algılara rağmen dolar TL'nin düşme ihtimali nedir? Sayın Sina İsmail İpekçi kardeşim bu soruyu sormuş. Sayın İsmail Bey, az önce de vermiş olduğum yanıtta olduğu gibi ben seçimler sonrasında maalesef Türkiye ekonomisi için bir iyimserlik görmüyorum ve şu ana kadar mevcut olan YEP politikası ve siyasi veyahut da ekonomik disiplin politikaları ile ilgili olarak atılan sınırlı adımlara rağmen bu husustaki karmaşık adımlar, kimi zaman disiplinel davranışlar, kimi zaman ise bu disiplini ciddi şekilde ihlal eden davranışlar neticesiyle yabancının nezdinde net bir güven oluşturamadığımızı düşünüyorum. Nitekim en son Standard & Poor's'un da söylemiş olduğu gibi şu ana kadar atılan adımlar maalesef ki kanamakta olan yaraya pansuman niteliğindedir.
Ancak hastalığı kökten tedavi etmeye, kökten iyileştirmeye yönelik bir tedbir atmıyorsunuz, atamıyorsunuz demekte. Bu sebeple Sayın İsmail Bey, ben seçimler sonrasında dolar TL'nin düşme ihtimalini oldukça zayıf görmekteyim. Şahsi düşünce ve kanaatim itibariyle sevgilerimle. Evet, Sayın Metin Yeşilyurt Beyefendinin sormuş olduğu bir soru. S-400 konusunda ABD ile olan anlaşmazlık bir kur atağı riski yaratabilir mi? Elbette ki yaratabilir İsmail Bey. Pardon, özür diliyorum Metin Bey. Elbette ki yaratabilir. Ama ABD ile gerginlik hiçbir şekilde Türkiye'nin işine gelmemektir. Değerli arkadaşlar, ben milliyetçi bir insanım. Ülkemin şahsiyetini, onurunu, gururunu, milliyetçilik nostronunu hiçbir şeyle kıyaslamam. İstedikleri kadar yüksek askeri güçlere, ona buna şuna sahip olsunlar ama benim milliyetçilik onurum ve gururum hiçbirisiyle kıyaslanmaz. Ama bir gerçeği de göz ardı edemiyorum değerli dostlarım. ABD maalesef ve maalesef. Ben bir ABD hayranı değilim. Kimi zaman beni böyle suçlarlar ama doğruya doğru eğri demek lazım. ABD belli bir gücün, belli bir kudretin sahibi olan bir ülkedir ve bu ülkenin temsilcisi konumundadır. Dünyaya hükmediyor. Ben Türkiye'yim, benim gücüm belli, benim elimdeki F-16'm belli, F-35'im belli, elimdeki ekonomik güçlerim belli, ABD'ninkiler de belli. Dolayısıyla birinci ligde mücadele etmekte olan bir futbol takımının üçüncü ligdeki bir futbol takımıyla herhangi bir maç yapacağı durumundaki üstünlük durumunu dikkate almak gibi benzer bir durumdur. ABD birinci ligde çaba sarf etmekte olan bir futbol takımı ise biz ikinci veya üçüncü ligde olmaktayız. Ona kafa tutma şansımız bulunmamakta. Bu gerçeği kabul etmek durumundayız. Arkadaşlar, ABD diyor ki onu yapmayacaksın, bunu edeceksin. Geçmişe bakıyoruz arkadaşlar. ABD ne demiş ise biz Türkiye olarak bunu kabul etmek durumunda kalmışız. Hiçbir şekilde onun direktifleri, stratejileri veya politikaları dışında bir adım atma şansını bulamamışız. Zaman zaman dikleşmişiz, zaman zaman itiraz etmişiz ama sonuç itibariyle ABD ne derse o olmuş moduna girmek durumunda kalmışız. S-400'leri alma konusunda bir gayretimiz bulunuyor. Rusya'ya peşinat verdik, kapora verdik, onu yaptık, bunu yaptık. Ama ABD diyor ki alamazsın diyor. Efendim NATO diyor ki almamalısın diyor. Ben senin müttefikin olarak diyor. Türkiye'de bir takım füzelerim var. Bu füzelerimin savunma sistemlerine ters bir durum olacaktır. Sen benim tarzımı, tempomu, teknolojime kastedecek bir davranış eylemi içerisinde bulunuyorsun diyor. Ve böyle bir karmaşa içerisinde Türkiye'de diyor ki ben bu füzeleri alacağım. Çünkü ben zamanında senden Türkiye'de uyumlu teknolojik sistemlere sahip olan füzeleri almak için talepte bulundum. Parasını da vermek istedim ama sen bana bunu vermedin diyor. Gibi bir takım kaotik, bir takım kavram karmaşası niteliğinde olan bir tablo söz konusu ama hepsinin de temelinde ülkelerin ekonomik stratejilerine yönelik olarak belli adımlar ve belli konjüktürel yapıları oluşturmak adına bir takım siyasi düşünce ve politikalarını yerleştirmek gibi bir niyetleri bulunmakta. Sonuç ne olur arkadaşlar? Sonuç şu olur. S-400 konusu önemli bir polemik yaratır. ABD ile Türkiye arasında gerginlik oluşturmaya devam eder. NATO ülkeleriyle sorun oluşturmaya devam eder. Türkiye alacağım diye ısrar eder. ABD veya NATO ülkeleri de almayacaksın. Alırsan şu olur bu olur diye ısrar eder. Ve bu konu günlerce, aylarca, belki de senelerce bir polemik konusu olarak devam eder durur. Sonuç olmaz. Ne Türkiye ben bunu almıyorum tamam sen haklısın der. Ne de ABD veya NATO ülkeleri tamam kardeşim sen madem ki bu kadar istiyorsun al bunu der. Bu konu böyle günlerce devam eder. Bu konu günlerce devam ettiği müddetçe aynen bizim AB'ye kabul edildik, edilmedik, müzakerelerimize olumlu yanıt verildi. Şöyle oldu, giriyoruz, girmiyoruz meselesiyle olduğu gibi aylarca, günlerce ve hatta yıllarca bir sorun, bir polemik halinde gündemde sıcak bir mesele olarak
kaynatılmaya devam eder arkadaşlar. Bu konuda bir sonuç beklemeyiniz. Bu konuda net bir çözüm beklemeyiniz. Bu konuda net bir çözüm olmayacak ise bu hususa dair bu konu özelinde gelecek olan açıklamalar kimi zaman Türkiye'den, kimi zaman yurt dışından, kimi zaman Almanya'dan, kimi zaman İngiltere'den, kimi zaman da Rusya'dan vesaire bu konunun dahli içerisinde bulunan farklı ülkelerden gelecek olan değişik ses tonlarındaki söylemlere bağlı olarak kırılgan TL'deki hareketlenmeyi beklemek gerekir. Ama S-400 mevzusuna yönelik olarak bir çözüm olur ve bu çözüme bağlı olarak da dolar TL'de şöyle şöyle bir gelişme olur şeklinde bir beklentiyle eğer dolar TL'ye yatırım yapıyorsanız kesinlikle yanılırsınız. Çünkü S-400 konusunun daha çok ama çok götürecek veya saman altından yürüyecek olan detayları olduğu kanaatindeyim. Bir başka soru. Sayın Salih Yavaş Beyefendi tarafından seçimler öncesinde S-400 meselesi nedeniyle dolar TL fırlandı. Değerli Salih kardeşim bu konuyla ilgili biraz önce de yanıt verdim. S-400 meselesiyle ilgili olarak eğer Rusya cephesinden, Türkiye cephesinden ve ABD cephesinden bu konuya ilişkin olarak çok daha yüksek ses tonuyla söylemler artacak olursa evet bir gerginlik oluşabilir. Hele hele ki Yunanistan F-300'ler konusunda yıllardır idare ediliyor, yıllardır F-300'leri kullanmasına rağmen ses çıkarılmıyor ama Türkiye'nin S-400'lerine neden bu kadar büyük tepki oluştu gibi daha biraz farklı bir ses tonu, daha bir biraz gergin bir atmosferle bu konu tartışılmaya başlanacak olursa evet uluslararası platformda bu konudaki sistem biraz değişebilir, biraz daha gerginlik yükselebilir ama bu gerginlik istediği kadar yükselsin. Şunu net ve açık bir şekilde söylüyorum ki ne Rusya cephesi ben Türkiye'ye S-400'ü satmıyorum der ne de Türkiye cephesi kalkıp da ben S-400'leri almaktan vazgeçtim. ABD madem ki bunu alma dedi, madem ki NATO ben bundan rahatsızlık duyuyorum dedi, ben de onlara tamam onların istekleri dahilinde hareket ediyorum demez. Bu konuda restleşme, tabirimi hoş görün lütfen arkadaşlar, Kasımpaşa kabadayılığı devam etmeye mecbur görünüyor arkadaşlar. Onun için biz bu tartışmaları bir süre daha izleyeceğiz demektir. Bu tartışmalar paralelinde de dolar TL veya uluslararası platformlarda TL'nin dolar veya diğer para birimleri karşısındaki gerginliğine tanık olmaya hazır olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kesin bir çözüm beklemiyorum Sayın Salih Bey. Evet Merkez Bankası'nın Viyop işlemleri yapması şehir efsanesi diyenler varmış. Sayın Atsız Kovboy kardeşim, kullanıcı adınız da gayet hoşmuş Atsız Kovboy. Evet değerli dostum, Merkez Bankası için Viyop'ta işlem yapılmasını şehir efsanesi olarak yorumluyorlarmış. Arkadaşlar yaklaşık 3-4 aydan beri sizlere Viyop üzerinden ve 1-1,5 yıldan beri de Twitter üzerinden yorum aktarmaktayım. Ve sizlerden edinmiş olduğum bilgiler, gelen mesajlarınız, yaptığınız açıklamalarınız itibariyle gündemden de haberdar oluyorum. Ben kimseyi takip etmiyorum, bu benim ukalalığımdan kaynaklanmıyor. Kimi zaman fikirlerimin ve düşüncelerimin herhangi bir saboteye uğramaması adına sadece kendimle baş başa kalmak bakımından başka insanları takip etmiyorum. Bu hiç kimseyi benimsemediğim veya kendimi sadece tüm analistlerden üstün gördüğün anlamına gelmesin. Tabii ki çok kıymetli ve çok değerli analist arkadaşlarım vardır. Emeklerine sonsuz saygılar duyuyorum. Benimle farklı görüş ve düşünce içerisinde olsalar bile bir çaba gösteriyorlar. Saygılar sunarım ben hepsine tek tek. Bunlar çok farklı bir konudur ama lütfen arkadaşlar yani sizler Matrix programının demo fonksiyonlarını kullanmak suretiyle 3-5 kuruş bile bu programa para vermeye gerek duymuyor olabilirsiniz. Belki sizler Matrix programının Viyop detaylarıyla ilgili olarak takas verilerini almak hususunda belli ücretleri ödemekten dahi imtina ediyor olabilirsiniz. Bu ayrıntılara çok da fazla girmek istemiyorum ama ve değerli kardeşlerim yani Merkez Bankası eğer milyon dolarlar civarında rakamlarını çok ciddi rakamlarını
Biyop piyasası içerisinde bu piyasanın atraksiyonlarına bir şekil verebilmek, bu husustaki psikolojik dengeleri sağlayabilmek. Ben de bu piyasa içerisinde varım kardeşim. Volatilite yapmak adına bir gayret içerisindeyseniz beni karşınızda bulacaksınız niteliğindeki bir takım açıklamaları, bir takım mesajları vermek adına Merkez Bankası sıfatıyla, Türkiye'nin en etkin kurumu sıfatıyla, BIOP denilen bir mekanizmada, BIOP denilen bir piyasanın önümüzdeki süreçteki algılarını değiştirebilecek olan bir yapı içerisinde adım atan bir olgunun işlemlerini hiçe sayıyorsanız, analiz yaparken, yorum yaparken, üyelerinize, takipçilerinize bu hususta bilgi aktarırken, Merkez Bankası'nın attığı adımları eğer hiçe sayarak ve hatta bu bir şehir efsanesidir gibi safsata ve hepsinden de öte komedi niteliğine gelebilecek kadar, alay boyutlarına gelecek kadar saçma bir yorum içerisinde bu yaklaşımları sıfır görüyorsanız, başka bir şey diyemiyorum değerli dostlar. Merkez Bankası'nın yetkilileri veya Merkez Bankası veya Merkez Bankası'nın kurmayları bu kadar mı aptallar ki? Ocak kontratlarında, Şubat kontratlarında milyon seviyeler üzerinde kontrat açsınlar. 1-1,5 milyon kontrat civarında pozisyon açmak suretiyle dolar TL'nin her kritik seviyesinde daha fazla short pozisyon açmak suretiyle çaba gösterme eğilimi içerisinde bulunsunlar ve sizler de bunlara şehir efsanesi diyiniz. Yahu sevgili dostlar, yapmayın, etmeyin, lütfen, lütfen ama ya. Neden bu Merkez Bankası'nın bu hususta attığı adımlarda doları frenlemek, dolar TL'deki spekülatif veya volatil hareketleri engelleme adına bir çaba içerisinde olduğunu zikretmekten bu kadar çekiniyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz be dostlar? Kim korkutuyor sizi? Merkez Bankası eğer kalkıp da bu hususta dolar TL yükselmesin diye bir gayret, bir çaba içerisinde bulunuyor ise bunu zikretmekten dolayı sizleri men eden, ses tonunuzu yükselten faktör nedir? Söyleyin be kardeşim. Söyle. Merkez Bankası'nı hiçe mi sayıyorsun? Var gel bunu da söyle. Bırak okuyucun seni takdir etsin. Bırak okuyucun desin ki ya arkadaş sen böyle düşünüyorsun ama ben senin anlattıklarını kabul etmiyorum. Sen doğruları anlat. Karşındaki insan seni takdir etsin. Senin anlattıklarını o irdelesin. Ben 3 aydır diyorum ki 3 aydır 4 aydır Merkez Bankası'nın gün boyunca her gün Merkez Bankası bugün Ocak'ta bu kadar, Şubat'ta bu kadar, Mart'ta bu kadar short pozisyon açtı diye anlatıyorum. Bunu anlatmamın sebebi Merkez Bankası'nın dolar TL üzerindeki etkisini izah edebilmek. Ve demiyorum ki Merkez Bankası tek başına dolar TL'yi kontrol altına alır veya alabilir diye. Uluslararası bir kaos, uluslararası bir atmosfer söz konusu olduğu zaman her şey değişebilir. Ayrı bir konu. Ama hiçbir neden bir diğer nedenden daha önemsiz değildir. Şeytan ayrıntıda kişidir değerli dostlar. Evet arkadaşlar. Evet değerli dostlar. Merkez Bankası'nın dolar biop konusunda yapmış olduğu işlemde şehir efsanesi falan değildir. Bunu da onlarca yüzlerce analist eğer dolar TL konusunda yorum aktarıyor ve hiçbirisi de bu hususa eğer önem vermiyorlarsa ben bu konuda bir farika, bir farklılık yaratıyor isem bu farklılığımla övünürüm ve bu konudaki Merkez Bankası'nın gün be gün yapmış olduğu her işlemi, attığı her adımı gerek short ve gerekse yarınlarda atacağı farklı adımları da siz değerli okurlarım ve dinleyicilerimle paylaşmaya devam edeceğimi de buradan ilan etmiş olayım. Bir başka soru arkadaşlar.
Viyop analizlerini heyecanla bekliyoruz. Takas detaylarından başkaları bahsetmiyor, devamını beklemiyoruz diyoruz Sayın Sina Muhittin Yavaş beyefendi. Bir önceki sorumda galiba bu soruya yanıt vermiş oldum. Evet, başka analistler bu konuyu önemsiz görüyorlar. Şehir efsanesi olarak görüyorlar. Kendilerinin görüşlerine saygı duymakla birlikte bu konuyu bertaraf ettikleri için, bu konuyu hiçe saydıkları için de kendilerine bir miktar sitem etmek durumunda kalıyorum. Umuyorum ki kendileri de Viyop verileriyle ilgili olarak anlık takas verilerine ve son bir haftalık, son bir aylık veya son süreç içerisinde takaslar ne olmuş, Viyop hususunda Merkez Bankası veya diğer kuruluşları ne almışlar, ne satmışlar hususunda bilgi alabilecek, detaylara erişebilecekleri veri bilgilerini umuyorum ki yakın zamanda edinir ve okuyucularını da doğru bir şekilde değerlendirebilirler. Evet, Merkez Bankası Mayıs-Haziran vadelerde short yapıyor. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası Mayıs-Haziran vadelerde short veya long pozisyon yapmıyor. Merkez Bankası ağırlıklı olarak önümüzdeki 2-3 aylık süreci dikkate alıyorlar. Şu an içinde bulunduğumuz vade Şubat vadedir. Şubat, Mart ve Nisan vadeyi dikkate almak kaydıyla Merkez Bankası'nın işlemlerine tanık olmaktayız. Diğer vadeler, Mayıs-Haziran vadeler çok daha ileri vadeler olduğu için Merkez Bankası'nın etkin olarak herhangi bir short ve long konusunda bir işlemini tanık görmüyoruz. Merkez Bankası neden short yapıyor? Ne zamana kadar bu devam edecek? Sayın İbrahim Ulusal Beyefendi'nin bir sorusudur bu. Arkadaşlar, Merkez Bankası short işlem yapmaktaki amacım 2018 yılının Ağustos 31 tarihinde resmi gazetede yayınlanan bir kararname ile bu yetkiyi almıştır. Merkez Bankası bu husustaki amacı bu kararname ile veya bu yetkiyi alırken gerekçe olarak ifade edildiği üzere, yani bu yetkinin kendisine verilmesindeki gerekçe olarak yansıtıldığı üzere volatil hareketleri, dolar TL üzerindeki spekülatif hareketleri engellemek amacıyla Merkez Bankası'na bu yetki verilmiştir. Merkez Bankası normal bir yatırımcı gibi, normal bir yatırımcı sıfatı ile dolar TL üzerinde short veya long işlemleri yapma yetkisini kazanmıştır. Bu husustaki amacı volatiliteyi ve spekülatif hareketleri engelleyebilmektir. Ne zamana kadar bu çabasını devam ettirecek sorusuna gelince, bu konu tamamıyla Merkez Bankası'nın takdiri olan bir husustur. Merkez Bankası bunu dilerse 3 gün, 3 ay, 3 senede devam ettirebilir. Dilerse yarından itibaren noktada koyabilir. Gerek gördüğü zaman, volatilitenin yükselebileceğine dair bir ihtimal öngördüğü zaman, önümüzdeki süreçte, örneğin seçimlerden sonra, bir algı var değil mi şu anda? Seçimlerden sonra dolar TL'nin ekonomik bozuk düzeni ve oldu bitti mevzusu, artık beklenti bitti, seçimler de sona erdi, artık yeni bir beklenti yok şeklindeki bir düşünceyle dolar TL'nin önünün boş kalacağı, bir şekilde yeterli müdahalenin gösterilmeyeceği gibi bir takım beklentilerin var olduğu, o spekülatif düşüncelerin maruz kaldığı bir ortamda, işte bu spekülatifi engelleyebilmek bakımından Merkez Bankası elindeki short veya long pozisyonlarını kullanabilecektir. Spekülatif tablonun artabildiği ortamlarda, bu havanın çok daha fazla solunmaya başladığı anlarda Merkez Bankası için böyle bir yetki tanımlanmış durumda. Merkez Bankası bu konuda dolar TL'nin aşırı yükseliş veya aşırı düşürüş eğiliminden piyasalar bakımından rahatsızlık duyulduğunu veya rahatsızlık duyacağını hissedeği anlarda müdahale edebilecektir. Merkez Bankası faiz indirirse Viyop işlemleri verimsiz olur, ağırlığı azalır. Bu durumda dolar TL ne olabilir? Sayın Ahmet Duran Beyefendi'nin sorusu. Değerli Ahmet Bey, Merkez Bankası faiz indirecek olursa evet, dolar TL'de bir yukarı eğilim ihtimali söz konusu olacaktır. Zira TL artık dolardan kaçacaktır ve pardon, TL'den kaçacaktır, TL mevduatından kaçacaktır. Para kazanabilme ihtimalini daha yüksek gördüğü bir faktör olarak dolar TL üzerine yönelebilecektir. Bunlar ihtimal dahilindedir. Ancak bu demek değildir ki Merkez Bankası'nın Viyop işlemleri konusunda etkisinin veya ağırlığının azalacağı anlamına gelsin. Zira böyle bir tablo söz konusu olduğu zaman dolar TL, yani Merkez Bankası'nın dolar TL üzerindeki
yükselmesin, daha da düşsün adına göstermiş olduğu baskının gündemde olduğu bir ortama yönelik bir değişiklik olursa bu durumda dolar TL'nin ne olabileceğini düşünüyorsunuz. Böyle bir durumda arkadaşlar Merkez Bankası faiz indirecek olursa dolar TL'de bir yükseliş eğilimi gündeme gelecek olursa Merkez Bankası böyle bir durumda verimsiz kalmaz. Dolar TL'nin biop modunda ki baskısı hususunda etkisiz de kalmaz. Dolar TL'nin şuursuz bir şekilde, bilinçsiz bir şekilde, spekülatif bir şekilde yükselmesini engelleyebilmek adına büyük olasılıkla short pozisyonlarını, short baskısını biraz daha artırmak isteyeceğini düşünüyorum. Daha yüksek ve daha volatil hareketler olmasını engelleyebilmek bakımından. Arkadaşlar Sayın Tamer Aksu Beyefendinin bir sorusu var. Merkez Bankası biop işlemlerinde terste kalırsa bu zarar kimin sırtına yüklenir? Elbette ki arkadaşlar Merkez Bankası veya hazine yani hükümet nezdinde bir zarar olasılığı gündeme olduğu anda bu zarar olasılığını gidermenin iki yolu var. Bir, yurt dışından kredi alacaksın. Aldığın krediyi çok akıllı bir şekilde yöneteceksin ve bu çok akıllı yönetim sayesinde düne kadar oluşan hatalı kararların şu veya bu şekilde oluşan zararları telafi etmeye çalışacaksın. Bunu beceremiyorsan da ek vergilerle, dolaylı vergilerle, tüketim vergileriyle, şunlarla, bunlarla yani sonuç itibariyle vatandaşının sırtından talep edeceği bir takım gelirler sayesinde bu açığını kapatacaksın. Yurt dışından arkadaşlar kredi bulma, ekstra imkan bulma, şunu bulma, bunu bulma imkanlarımız son derece sınırlı. Karlı ve avantajlı veya ucuz maliyette bir takım destekler bulma şansımız son derece sınırlı. En önemli kaynağımız kimdir arkadaşlar? Vatandaştır, sensin, bensin, o bu, odur, şudur, budur, her neyse. Bizlerin üzerine yüklenecek olan vergiler sayesinde Merkez Bankası gerek biyoptan, gerek şuradan, gerek buyurdan, hangi nokta veya hangi kaynaktan olursa olsun yaşayacağı zararları, yatmış olduğu yanlış adımlar sonrasında açılacak olan kara delikleri kapatabileceği tek nokta ve tek kaynak biziz arkadaşlar. Sizseniz benim yani vatandaş. Yurt dışı imkanları şunlar bunlar maliyetli sebeplerdir ama vatandaşın cebinden 5 lira, 10 lira, 20 lira vergi şu bu adıyla alabileceğimiz olan imkanların herhangi bir maliyeti yok. Vatandaş bir şekilde söğrülmeye, emilmeye, bir şekilde sömürülmeye mahkum bir varlık durumuyla yıllardır bu özelliğini kaybetmiyor. Sonuç itibariyle arkadaşlar bu zarar kimin sırtına yüklenir sorusunun tek, yegane ve net cevabı sizsiniz, benim diyorum arkadaşlar. Merkez Bankası biop işlemlerinde, biop da short işlemlerinde kazandıkça diğerleri zarar ediyor. Değerli arkadaşlar, bir enstrümanda bir taraf kazanıyorsa diğer taraf kaybetmek zorundadır. Bunun başka bir kuralı yok. Her iki tarafında kazanması veya her iki tarafında kaybetmesi gibi bir reel gerçeklik mevcut değil. Merkez Bankası short pozisyon yapıyor. Son 3-4 aylık süre içerisinde bu yapmış olduğu short pozisyonlar sayesinde kazanıyor. Tabii ki Merkez Bankası short pozisyon yaptıkça onun açtığı short pozisyonları karşılayacak yani long pozisyon açacak olan başka kurumlar olmalı. Bu kurumlarda long açtıkları için Merkez Bankası'nın kazancına paralel onlar da kaybediyorlar. Ancak şu gerçeği unutmamak lazım. Biop işlemlerinde sadece ve sadece biop amacıyla işlem yaparak para kazanmak ve kaybetmek gibi bir olay dünyanın hiçbir yerinde mevcut bir durum değildir. Biop sadece ve sadece kendi başına para kazanılan ve kaybedilen bir mesele değildir. Biop işlemleri belli pozisyonların hedge edilmesi adına kullanılan bir yöntemdir. Yani A kurumu belki biopta long pozisyon olarak para kaybediyordur ama bir diğer enstrümanda almış olduğu bir pozisyon nedeniyle oradan kazandıklarıyla biop'taki kaybını birbiriyle telafi ediyor. Yani arkadaşlar bunu şöyle özetleyeyim size. Siz diyelim ki Garanti Bankası hissesi aldınız ve bu hissenin yükselmesini bekliyorsunuz. Fakat ya yükselmezse endişesine karşılık olarak da Garanti Bankası hissesinde short pozisyon açtınız. Ne oluyor arkadaşlar?
Garanti Bankası hisseniz yükselmediği zaman açtığınız short pozisyon gereği Garanti Bankası hissesinin düşüşüyle birlikte kazanmış olduğunuz, yani o düşüşten elde etmiş olduğunuz gelir, Garanti Bankası hissenizin yükselmiyor olması nedeniyle oluşan geri çekilme arasındaki farkı bir şekilde kapatabilmekte. Dolayısıyla Diop kursunda arkadaşlar, Merkez Bankası salt short pozisyon yapmak suretiyle para kazanıyor olabilir ama diğer kurumlar bu Merkez Bankası'nın satış pozisyonlarını karşılamak suretiyle onun short pozisyon açma isteğini karşılamış olsalar bile belki de A kurumu, B kurumu Merkez Bankası'nın satışlarını karşılayarak almış olduğu long pozisyonlarının karşılığında farklı farklı enstrümanlarda pozisyonlar almak suretiyle kendilerini garanti altına almış olabilirler. Onların ne hesaplar içerisinde olduğunu bilemeyiz. Ama bilmemiz gereken tek bir husus vardır. Bir kurum long pozisyon açıyorsa o oranda bir satan olmalı. Veya Merkez Bankası şu kadar bu kadar short pozisyon açıyor diyor isek o pozisyonda bir long pozisyon açan kurum olmalı. Hiçbir şekilde piyasada olmayan bir şeyin alınması veya satılması mümkün olamaz. Değerli arkadaşlar, yaklaşık 15 civarında soruya yanıt verdim ve 35-36 dakikalık bir süreç oluştu. Kalan soruları ilk fırsatta, yani belki birkaç saat sonra, belki de yarın olmak kaydıyla, toparlamak kaydıyla tekrardan ikinci bir video oluşturmaya çalışacağım. Bu süre içerisinde bu videonun altına bu format ve bu sistem dahilinde genel içerikli sorularınıza yanıt verilmesini arzu ediyorsanız lütfen sorularınızı yansıtınız. Bunları not almaya çalışarak şu an yetiştiremediğim ve son birkaç saat itibariyle veya hafta sonu itibariyle ekstra sizlerden gelen soruları da dikkate almak kaydıyla yeni bir video hazırlayarak sorularınıza yanıt vermeye gayret göstereceğim. Efendim, sevgilerim, saygılarım ve umuyorum ki çok güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileklerimle hızlı bir şekilde bekleyen soruları geçmek suretiyle videomun son bölümüne ulaşmak istiyorum. Evet değerli arkadaşlar, eklenen videolardan anında haberdar olabilmek için lütfen kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayınız. Teşekkürlerimi, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın efendim.